Sevgili izleyicilerimiz, ailemizin hekim programına hoş geldiniz. Bugün programımızda burun tıkanıklığı, hapşırma nöbetleri, burunda ve gözlerde kaşıntı gibi birçok belirtiyle ortaya çıkan bahar alerjisini konuşacağız. Sizler de sorularınızı 0538 011 2667 numaralı bir hattımızdan bize iletebilirsiniz. Bugünkü konuğum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği'nden eğitim sorumlusu Sayın Profesör Doktor Kurtuluş Aksu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyi teşekkür ediyoruz. Eee maske hassasiyetinize özellikle teşekkür ediyoruz. <laughs> ben teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten güzel bir farkındalık oluşturacağını ümit ediyoruz düşünüyoruz. <laughs> bahar henüz gelmedi. Yani havalar oldukça soğuk gidiyordu. Ümit ediyoruz bu haftadan itibaren bahar gelir. Baharda birlikte de en fazla gördüğümüz Hastalık gruplarından birisi de bahar alerjisi. Bugün bahar alerjisi ile ilgili bilgi verelim istedik. Öncelikle bir tanımlayabilir miyiz? Nedir bahar alerjisi? Ee, aslında alerjiyle başlamak lazım. Ee, evet. Alerji e, aslında kişilerin e, alerjen dediğimiz maddelere verdiği aşırı tepki. Ne oluyor? Ee, alerjen e, vücuda e, girdiğinde duyarlı kişilerde, daha önce duyarlı gelişmiş kişilerde e, bir takım semptomlar oluşuyor. Bahar alerjisi özelliğinde konuşacak olursak evet. duyarlı oldukları şeyler. Polen, polen mevsimine girmekle birlikte hastalarda burun akması, burun tıkanıklığı, hapşırık, evet. e, belki gözlerde sulanma, yaşa o kırmızı göz dediğimiz gözlerdeki o kızarıklık semptomların oluşması da alerjik rinit. Rinit aslında burnun inflamasyonu. Evet. Eğer bu alerji tetikleniyorsa ki polen gibi bir alerjenle tetikleniyorsa da ismi işte bahar alerjisi oluyor. Evet. Ama tipik semptomları burun kaşıntısı, burun akması, burunda tıkanıklık. Bazı hastalarda özellikle %50 %70'ine buna göz semptomları da eşlik edebiliyor. Gözlerde kızarıklık, sulanma, evet. kaşıntı Evet. olabiliyor Olabiliyor. Neden oluyor hocam? Yani sebepler ne? Ee, aslında e, alerji gelişimi için iki tane donet çok önemli. Bir genetik yatkınlık, evet. iki alerjene maruz kalma. Hı hı. E, dolayısıyla eğer genetik olarak sizin e, alerji geliştirme potansiyeliniz varsa ki biz buna atopi diyoruz, hı hı. E, bu hastalarda e, nedeni bilinmeyen bir şekilde alerjik yönde bir inflamasyon gelişiyor bir e, ne gelişiyor diyelim, e, iltihap iltihabi durum gelişiyor aslında bu burunda da gelişebiliyor mikrop ciğerde. olmayan bir evet, iltihabi durum, yangıs, evet. yangısal e, evet. durum. Hı hı. E, i̇şte bu Polenlerin alınmasıyla birlikte alerjen ya da bu pol farklı şeyler alerjenler de olabilir ama alerjik rinit özelinde konuşursak ya yani bahar alerjisi üzerinde konuşursak bu alerjenlerin vücuda girmesiyle bu alerji geliştirecek olan kişilerde bir yanlış tepkime sonucu bunlarda alerjiden sorumlu antikorlar oluşuyor. E ee, ki buna bir duyarlanma fazı. Bu kişiler duyarlanıyor. İşte bu duyarlananın hepsi değil ama bazıları daha sonra bu de tekrar temas ettiğinde bu antikorlar alerjiden sorumlu hücreler var. Onlara yapışıyor. Tekrar örneğin polen mevsimine girildiğinde bu polenlerle karşılaştığında o antikorlarla polenler bağlanıp işte bu hücrelerden alerjiye neden olacak o bir yangısal süreç başlıyor ve hı hı. şikayetlere neden olan e, stokin dediğimiz ortama e, bir, a, şey ajanlar salgılanıyor diyor diyelim evet. ve bunlarda bunların salgılanması da e, ani dediğimiz hemen gelişen reaksiyonlara neden olabiliyor. Bunlar ne burun akması, burun tıkanıklığı, hapşırık gibi işte gözlerdeki sulanma gibi. Evet. Ama zamanla bu e, alerjik yangı, alerjik inflamasyon, e, iltihap e, devam ediyor. E, oraya hücresel göçler de oluyor. Özellikle bu alerjiden sorumlu ezinofil hücrelerinin göçü de e, sorumlu organa, işte buruna, akciğere gidiyor ve bunlar da alerjinin geç e, reaksiyon geç semptomları dediğimiz daha farklı semptomlara neden olabiliyor. İşte burun tıkanıklığı gibi ya da alerjik nitli hastalarda daha sonra bir aşırı duyarlılık olur. Örneğin kokulara karşı karşılaştırdığında da alerjik nitli semptomları gelişebiliyor aynı o semptomlar gibi. Bu semptomlar da alerjinin o geç döneminde oluşabiliyor hastalarda. Genetik bir yatkınlık var herhalde değil Genetik mi? Yani yat... Ailede varsa çocukların da olma ihtimalleri... Çok yüksek tabii ki olmayanlara göre özellikle aile bireylerinden biri e, alerjikse e, yüksek ama aile, hem anne hem baba alerjikse daha da yüksek e, oranda alerji oluyor e, bireylerde. Genetik yatkınlık e, çok önemli ama genetik yatkınlık dışında alerji gelişiminde çevresel faktörler de e, çok önemli. Özellikle yapılan çalışmalarda özellikle çocukluk döneminde erkek çocuk olma. Hani erişkinlerde biz kadınlarda daha yüksek görürüz ama çocukluk yaşında erkek Erkeklerde daha e, bir risk artışı vardır gibi. Yine evet. eğer e, çoklu kardeşe sahip olma, alerjiye karşı koruduğu bilinir. E, çünkü daha sık enfeksiyonla karşılaşıp belki bu alerji gelişi bir tip gelişiyor dedik ya, belki o gelişen e, yangısal süreci, şey yönde, alerjik olmayan yönde değiştirebiliyor. Yine anne sütüyle beslenme önleyici olarak bilinir. Özellikle en az 6 ay anne sütüyle beslenmenin önemli olduğu söylenir. Yine eğer hamilelik döneminde ve o erken çocukluk döneminde sigara maruziyetine maruz kalanlarda daha sık alerji geliştiği bilinir. Bunlar çok önemli. Yine çevresel kirlilik çevresel e, bu endüstrileşme belki belki bu işte trafik, egzoz dumanları bunların neden olduğu süreçte alerji gelişimine katkıda bulunabiliyor. Hem semptom artışına neden olabiliyor evet. hem de bu alerjik yönde gelişen inflamasyondaki ortama salınan alerjiden sorumlu e, maddeleri artırabiliyor. Evet. E, dolayısıyla çok yönlü e, bir e, alerjide çok hem genetiğin e, hem evet. bu yani annemizden babamızdan aldığımız genlerin hem de yaşadığımız ortamın e, bu alerji sürecine çok önemli Önemli etkileri var. Sıklığı nasıl hocam mesela bizde Avrupa'da? E, sıklık hakikaten e, çok sık, değil mi? Çok çok dünyanın, yani Çok yoğun Tabii görüyoruz ki. da. Örneğin yani. dünya'da yaklaşık 500 milyon kişinin alerjik ünite e, sahip olduğu biliniyor. E, Avrupa'da da hakikaten e, sıklıklar yüzde 20 yüzde 40 arasında değişiyor. Özellikle Hı. Avrupa'da İngilizce diliyle konuşan ülkelerde sıklık çok daha yüksek. Bizde de çok güzel veriler var. Örneğin evet. erişkinlerde yapılan bir çalışmada e, alerjik sıklığı neredeyse %20'ye kadar varabiliyor. Hı hı. Var sıklık hakikaten yüksek bir sıklık var ama e, şey yok, farkındalık çok yok. Hı hı. Örneğin yine e, çok merkezli bir çalışmada alerjik semptomları olan hastalara e, bu farkındalık sorunduğunda %20 değil, yani %19'da kalıyor. Yani farkındalık çok hı. daha az. Tanı alan hasta çok daha az tedavi kullanan hasta da çok daha az ama sıklık çok fazla. Yani alerjik hastalıklar şu an bir artış da eğiliminde özellikle gelişmekte olan ülkelerde, evet. gelişmiş olan ülkelerde evet bir şey olan bir plato çizmeye başladı. O ikinci Dünya Savaşı sonra sen düşüşleşme birlikte çok ciddi bir artış olmuştu. Hı -hı. Ama şimdi özellikle yeni gelişen ülkelerde artış hala devam etmekte Hı -hı. ve e, en sık rastlanan kronik hastalıklardan biri olduğunu söyleyebilirim. Alerjik hastalıkların. Yani e, şimdi dünyada 500 milyon varsa yaklaşık 15 kişiden bir kişi Sonuçta evet, bu hastalıklar... %20-%40 arasında bir e, sıklıktan tamam. bahsediliyor. Çok ama çok tabii çok bu sıklıktaki şu da önemli. Örneğin bu yapılan çalışmaların e, çalışma tipine göre de değişebiliyor. Hmm. Örneğin genellikle alerjik çalışmaları e, anketlere dayanır. Evet. Örneğin bu anketleri de iyi düzenlemezseniz e, tabii ki sıklık artabilir azalabilir bilir, Tabii gerçek tanıyı da biz nasıl koyuyoruz? Cid testleriyle evet. ya da kanda bakılan alerjene özgü spesifik antikor dediğimiz antikorlarla şey yapıyoruz. E, ama e, hakikaten Sıklık yüksek derecede var. Yani zaten şimdi göreceğiz bir süre sonra birkaç ay içerisinde böyle birçok insan elinde işte mendillerle gözleri yaşarmış, <laughs> hapşırarak, burnu akarak dolaşacaklar. Dolayısıyla gerçekten sıklık çok fazla. Evet. Şimdi bir kişi bahar alerjisi şüphesini hangi bulgularla kendinde koymalı ve hekime başvurmalı? Evet, e, özellikle baharın girmesiyle birlikte bu hastalar e, zaten çok tipik onu anlar. Hı hı. E, baharla birlikte burun akmaya başlar, hı hı. burun tıkanıklığı başlar ki burun tıkanıklığı bu semptomların içerisinde aslında kişiyi en çok muzdarip eden semptomdur. Özellikle geceleri e, e, daha iyi. artar. Evet, e, işte gözlerde sulanma, yaşarma, e, kızarıklık, kaşıntı eşlik edebilir ki alerjik yine diyoruz ona da. Hem e, göz nezlesi, e, bahar burun nezlesi işte birlikte evet. olabiliyor ki yaklaşık hastaların %50'si %70'i böyledir. Her iki semptomlarda vardır. E bazen işte bu akıntıya bağlı öksürük geriye doğru akar. Öksürük neden olabilir. Bazı hastalarda ...komorbid hastalık dediğimiz, eşlik eden hastalık dediğimiz... ...astım olabilir e, ya da sinüzit olabilir. Bu, bunlar şey yapabilir ama... alerjinin primer yani saman nezlesinin primer semptomları... ...burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık, burunda kaşıntı gibi... E, ...bu temel semptomlardır. Ben de yaşadığım için söyleyeyim. Bir de genizde inanılmaz bir böyle kaşıntı hissediyorsunuz. Evet. <laughs> Sürekli boğazınızda böyle bir evet. e, gıcıklanma tarzında Lanma bir his. Evet. E, i̇nsanı mahvediyor zaten. Evet ve bunlar alerjenle tetiklenmesi çok tipiktir. Hı -hı. Ya Bunlar rinitte de olabilir ama... Evet. bunlar özellikle mevsimme girişle örneğin e, Çin çim polen alerjiniz var. Bu semptomların özellikle mayıs, haziran aylarında olması hı hı. E, örneğin çim polenine karşı örneğin biz yaptığımız testlerde de onu e, öyküyü birleştiririz. Çünkü öykü olmadan test pozitifliğinin hiçbir anlamı yoktur evet. ve o bize örneğin e, ağaç polenine karşı alerjisi varsa daha çok e, kış bitimi gibi, bahar başlangıcı gibi şubat, mart ayında şikayetler olmaya başlar. Hı hı. Ya da yabani ot alerjisi varsa e, ya genellikle bunlar daha uzun bir e, polenizasyon e, dönemi geçirdikleri için daha böyle ne bileyim Mart'la e, neredeyse sonbahar bitimine kadar e, bir dönemde e, bu semt, az önceki e, saydığım semptomlarla başvurabilirler. Yani yılın 6 ayında özellikle semptomların yoğun görülebildiği bir Tabii. hastalık olmuş oluyor. Ee, bir ara hocam e, okul bahçelerinden bu kavak ağaçlarının ile ilgili ee, ...bir çalışmalar falan olmuştu hatırlıyorum. Evet. <laughs> Bu kavak ağaçlarının o uçuşan tozları da gerçekten çok ciddi alerjen mi? Yani aslında orada bir şey olmuştu. Yani kavak ağaçları... E, gereksiz suçlanmıştı. Çünkü Hı -hı. kavak ağaçlarının çok alerjik olmadığı ve o saçılan dönemde Hı -hı. de polen saçmadığı Hı -hı. E, bilinir aslında. Hı -hı. E, tabii ki e, o polenleri iyi bilmek lazım. Örneğin çevrenizdeki polen, hangi polen e, biyolojiyle bunların görüşülüp o polen dönemi, atmosferdeki polen miktarını iyi bilmek lazım. Hı -hı. O polen miktarına göre e, bir e, algoritmalar oluşturmak lazım. Hı -hı. E, hakikaten bir de şeyi de bozma lazım yani çevrenin bu polenizasyonunu çünkü kişilerin duyarlı olduğu şeyler bellidir yaşadığı çevrede hı hı. E, farklı çok çevre mühendisliği işte biyoloji alanları alerji belki ortak şey oluşturup bir ondan sonra bu dikimlerin yapılması belki çevreciliğin geliştirilmesi hı hı. bence çok mantıklı olabilir hı hı. hakikaten ne bileyim daha az alerjik ama daha çevreyle uyumlu bitkilerin e, dikilmesi hı hı. kalabalık alanlar evet, özellikle değil e, mi çok faydası olabilir, olabilir. Hocam sorularımız gelmeye başladı. <laughs> Merhabalar hocam. Saman nezlesi alerjim bulunuyor. Her gün e, bir ilaç, ilaç ismini vermeyelim. E, bir ilaç kullanıyorum demiş. E, hala boğazım kaşınıyor ve burnum sürekli akıyor. Ne yapmalıyım? Şimdiden sağ olun şeklinde ee, söylemiş. <laughs> e, Antihistamini kullanıyor ve e, burunla ilgili de bir sprey de kullanıyor kendisi. E, burunla ilgili sprey de kullanıyor. Evet. E, aslında e, burun spreyini tabi bilmiyorum şu an ama e, tabii ki öncelikle bu hastanın e, bir, e, ya bize de gelebilir, şey de gidebilir. Hı -hı. En azından bir rünitinin e, ortaya konması lazım. Hı -hı. Bir de alerjik rinit mi, alerjik rinit değil mi? Onun ha, ortaya çıkartılması da. için Hı -hı. cilt testlerinin ya da e, farklı onları saptayacak farklı yöntemleriyle bu tanısının netleştirilmesi lazım. Evet. Eğer alerjik ise ve e, hastamızın da dediği gibi e, büyük olasılıkla onları kullanmasına rağmen hala semptomları Devam var. Ediyoruz. Devam ediyor. Belki yanlış kullanım olabilir. Onlar e, değerlendirilir. Eğer hala bu e, semptomları var ve o yaptığımız e, cilt pirik testi dediğimiz alerji teri Hı -hı. testinde de duyarlılık gösterilmişse hastanın da e, profili uygunsa bir e, yan etki beklemediğimiz bir hastaysa bir kontraindikasyon dediğimiz farklı bir durum yoksa bu alerjenin Immunoterapisi dediğimiz hı hı. belki de e, alerjiyi kökten çözme potansiyeli olabilen, çözebilen demeyeyim ama potansiyeli olan, evet. farklı duyarlılıkları önleyebilen, belki ileride astım gelişimini önleyebilen bir tedavi yöntemi var. Bir basamak tedavisi uygulanır zaten alerjik yönette. Hafifse semptomlarınız, evet. antihistaminik verilebilir. Hı -hı. Ama semptom ağırlığı arttıkça, yaşam kaliteniz etkilendikçe nazal steroid dediğimiz buruna sıkılan onlar e, verilir ki alerjik rinit tedavisinde, medikal tedavide yani e, bu ilaç tedavisinde en etkin olduğu bilinir. Hı -hı. Onlarla da kontrol sağlanamıyorsa basamak tedavisi şeklinde e, bu alerjen immünoterapi dediğimiz duyarsızlaştırma yöntemi için belki aday olabilir ama öncelikle tabii ki bu hastanın semptomlarının alerjik rinite bağlı olup olmadığını teyit etmek teyit, lazım. yeniden değerlendirmek lazım. Tabii, tabii yeniden değerlendirmek olacak. lazım. Ee, yine bir soru, özellikle burun akıntısını nasıl önleyebiliriz demiş yine bir izleyicimiz ya hemen hemen aynı şey Aynen. aslında burun akıntısı alerjiye bağlıysa Hı -hı. ve çok büyük olasılıkla verilen tedavilerden fayda görecektir. Anladım. Yani bu spreyleri özellikle çok etkili oluyor dediniz değil mi? Evet, özel nazal steroidler, steroid onları. içeren Şimdi Hı -hı. şeylerle e, da bu burun açma için kullanılan o sık kullanılan bizim önermediğimiz değil evet, evet ha -ha. burun spreylerinden kastetmiyorum. Onları da gibi e, çok zor durumda tabii ki kullanıyoruz özellikle burun tıkanıklığının çok ama 3 gün 5 gün sürelerle daha fazla değil çünkü onların da fazla kullanımı farklı bir rinit tablosuna neden olabiliyor. Evet, Örneğin rinitis evet. medicomendoza dediğimiz bir tabloya neden olabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla hani alerjistin ya da kulak burun boğazın önerdiği tedavilerle bu çok rahatlıkla çözülebilir. Evet. Hayırlı yayınlar. Muhammed Sami Sevinç teşekkür ediyoruz. Bir iki senedir yaz kış fark etmiyor. Genelde her gün oluyor. Üst üste günde 4 5 kez hapşırıyorum. Ee, nedendir? Ee, saman nezlesiyle bağlantısı var mıdır? Tabii ki olabilir ama saman nezlesinde e, dedik az önce de baharla birlikte şikayetlerin Hı -hı. başlaması tipiktir ve e, o duyarlı olduğu. Polen grubuna göre de belli aylarda e, olması beklenebilir. Yabani ot sani daha fazla bir süreci kapsayabilir bu. Ya da bulunduğu bölgenin polenizasyonu da onu etkileyebilir. Hı hı. Örneğin e, ne bileyim e, her e, polen her ay polen saçan bir yerde mevsimsel alerjik rinit de e, aynı diğer perenyal alerjik rinit dediğimiz yıl boyu süren rinit gibi olabilir. Ama yıl boyu şikayeti olan bir rinitli e, hastada yani bu semptomları üst üste hapşıran, burnu akan burnu tıkanan bir hasta semptomlar Yıl boyuysa daha çok ev tozu akarı gibi e, ya da küf mantarı gibi hı hı. yani sürekli karşılaşılan ya da evinde kedi varsa kedi alerjisi gelişmiş olabilir daha çok bu, bu yönde bir e, alerji olabilir ama olmaya da bilir tabii ki hı hı. onun mutlaka testle teyit e, edilmesi lazım. O zaman test yaptırması gerekecek. Evet. evet. Ya e, bir e, burun kulak burun boğaz kliniğine ya da bir alerji kliniğine başvurması gerekecek. Ben 62 yaşındayım aşırı burun kaşıntım var neredeyse burnumu kıracağım ne yapmam lazım öncelikle burnunu kırmasın evet evet tabii ki e, yaşlı hasta olmak hani bilinir ya alerjik hastalıklar yaşla birlikte azalabilir çünkü immün sistemin vereceği yanıt azalabilir şeklinde bir şey ama öyle bir şey yok yaşlı hastalarda da alerjik rinit olabilir evet. e, ama yaşlı hastalarla birlikte özellikle atrofik rinit dediğimiz bir tabloda Duruma eklenebilir hı hı. E, ama e, zaten çok yaşlı bir hastamız değil daha, 65 yaşında ve kaşıntı özellikle ön planda evet, çok alerji olabilir. E, tabii ki burun kaşıntısı tek başına olan hastalarda paraziter enfeksiyonlar falan da hani e, araştırılabilir ama evet. e, bizim açımızdan alerji kliniği açısından hı hı. E, böyle bir hastaya tabii ki testini yaparız. Evet. E, burun muayenesi yapılır hı hı. ona yönelik de e, hastaya önerilerde bulunabilir bulunabilir. Burundan bazen sürüntü alınıp incelenme şeklinde de yapılabiliyor mu hocam? O çok Eozinofillere falan bakılıyor gibi. Evet yapılabilir ama evet. çok hani tedavi yerinde kendine bir yer bulmadı. Hı. Ama ayrıca tanıda tabii ki özellikle eozinofilin artışı, özellikle e alerjik semptomları var. Evet. E geldi size alerji değerlendirmesini yaptınız, alerjik duyarlılık tespit etmediniz. Hı hı. İşte o hastalarda alerjik olmayan rilit durumları da var. Onlardan bir hı. tanesi de sizin çok e güzel bahsettiğiniz nar dediğimiz e, nan alerjik rinit, eozinofili ile seyreden rinit tablosu vardır ki onlarda evet. işte o eozinofilin de olması e, tanıyı koydurur rinit tablosu ile birlikte ki o özellikle bizim için hem göğüs hastalıkları hem alerjisi daha e, önemli, öne, daha önemli daha önemli tablo bir önemli tablolardan bir tanesi çünkü daha sık astım görülür. Gerçi rinit alerjik olsun ya da olmasın her bir hastada rinit varsa astım için bir risk faktörüdür. Ancak o hastalarda özellikle hı hı. E, astım gelişimi ya da burunda et büyümesi dediğimiz e, polip gibi durumlar daha sık karşılaşılabilir. Olur. O zaman izleyicimiz burun iyi geçinip bir an önce hekime başvursun. <laughs> Burnunu kırmadan. <diyelim>. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Ben de alerjik olarak kaşıntılı bir şekilde özellikle ayağımın üzerinde ve bacaklarımda çok denecek kadar yaralar oluşuyor. Çölyak diyenler de oldu. Baharda değil. 7 senedir hiç geçmeden devam ediyor. Onun dışında belki konumuzun dışında ama bunun için hangi bölüme müracaat edebilirim? 58 yaşında bayanım. Evet. Çok doktora gittim ama dermatolojiye de gittim. Çare bulamadım. Ee, konumuza sorabilir miyiz? Teşekkür ediyorum demiş. Ben teşekkür ederim. Tabii ki yani konumuz değil ama ama mutlaka bence çok e, bahsettiği şey alerjiyle e, ilişkili değil gibi duruyor. Hı -hı. Öncelikle bir dermatoloji e, uzmanının tekrar değerlendirmesi. Belki bu lezyonların tabii ki buna karar verecek olan dermatolog meslektaşımız belki e, parça, evet, parça biyopsi, punch biyopsi alınabilir. dediğimiz biyopsi alınabilir. Ne bileyim ya da alerjik bir egzama düşünüyorsa bize test için yönlendirilebilir. Bizim bu sırta bu e, alerji deri testinin başka bir formudur. O testler yapılabilir. Hı hı. E, ama e, sonuç yine e, şeyde gibi duruyor. Deri hastalıkları uzmanında gibi, gibi duruyor. Tabii ki onun görüşüne göre alerjiye de yönlendirilebilir. Farklı hastalıklara da yönlendirilebilir. Dediğiniz gibi o e, küçük alınacak biyopsi yol gösterebilir. Hı hı. E, evet. dermatolojiden görüş yeniden alması tekrar yeniden. Var. Evet bir görüş almasını öneririm. Evet. E, i̇lginç bir soru hocam. İyi yayınlar. 3 e, hafta önce ameliyat oldum. Burnundan kemik ve et çıkardılar. Alerjik nezden vardı. Geçer mi? Devam eder mi? Ne yapmam lazım? Yani. E, bu rahatlar. Operasyon... Öncelikle rahatlar önce Rahatlar. Evet. Ama tabii ki e, eğer burnundan et aldıysa burun, nazal polit dediğimiz durumdur Aha. ve tekrarlayabilir. Hmm. Tekrar ama geçici süre olarak rahatlayabilir. Evet. Ee, tekrarlama şansı vardır. Hı hı. Özellikle bu hastaları alerjik yani, irriti de var, işte polibi de varsa mutlaka astım yönünden değerlendirmek lazım. Ya da bu hastalarda özel bir durum vardır. Samter sendromu denilen bir durumdur. Özellikle bunlarda ağrı kesici kullanımıyla şikayetler artıyorsa mutlaka güvenli ağrı kesici seçimi için bir alerji kliniğine gelmesini öneririm. Bu hastaları değerlendirmek lazım. Tabii septum deviasyonu da var. Belki alerjim var diyor ama test yapıldı alerjisi var mı? O durumun değerlendirilmesi lazım. Doğru. <laughs> Çünkü e, hakikaten bu burun kemiğinin eğriliği e, ve burunda et büyümesi alerjik semptomlarıyla karışabilir. E, Mutlaka ayrıcı için alerji testinin yapılması <gülüyor> lazım. <gülüyor> e, takibinde zaten e, ameliyatı yapan meslektaşımız ona e, gerekli bilgileri, gerekli tedavileri önermiştir. <laughs> Eğer ekstra bir bilgi almak istiyorsa da bize başvurabilir. Başardım, sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> evet Teşekkür ediyoruz. E, merhabalar tüm yıl boyunca sabah yatıp akşam kalkarken hapşırıyorum. E, sabah yatıp akşam kalkarken yani muhtemelen kalkarken ve yatarken <laughs> evet. gibi daha çok anladım. Uykudan uyandırıyor hatta. Çok tipik semptom tarif ediyor. E, burun tıkanıklığı o, o derece yani uykudan evet. uyandıracak düzeyde. Doktorlar alerji diyorlar bir yıllı e, geçkindir 6-7 farklı ilaç kullandım sonuç değişmedi. Ee, sonuç değişmedi. Tedaviye rağmen hala kontrol altında değil. Hı hı. Bir alerji uzmanına başvuruyor tamam. ee, hastamız. Alerji testi yapılıyor. Testin sonucuna göre eğer uygunsa ve farklı bir e, kontrantikasyon diyoruz ama yan etki gelişebilecek bir hastada değilse hı hı. yani uygun hı hı. bir hastaysa da alerjen iminoterapi dediğimiz duyarsızlaşma, alerjene karşı duyarsızlaşma. Yani aşı dediğimiz. Aşı dediğimiz. Evet. Al, e, Al, halk halk aşı denilen aşı tedaviden denenebilir hastamıza. Tabii ki yani lazım. Alerji testini yapmak lazım, evet. değerlendirmek lazım. Yeni gelişen bir takım ilaçlar da var. Belki onlar denenebilir. İlk evet. önce onlara bir şans verilebilir. Hı hı. Onlarla takip edilebilir. Hı hı. E, o duruma göre bir karar vermek O zaman bir, bir alerji lazım. bölümüne başvurmasını evet, özellikle evet, tavsiye evet, ediyoruz. Evet, evet. E, değerli hocam merhabalar. Geniz akıntısı var. 30 senedir hiç geçmiyor. E, sebebi saman nezlesi olabilir mi? Ne yapmalıyım demiş. Zeynep ya Aslında e, geniz akıntısı olan hastalarımız oluyor. Abi, evet. Konuşmamızın başında da dedim ya bazen eşlik eden hastalıklar olabiliyor. Özellikle Hı. bu alerjide burun tıkanıklığı, sinüzite zemin hazırlayabiliyor. Hı. Ama tek başına geniz akıntısı saman nezlesi için tipik bir semptom mu? Değil. Evet. Ama e, ne bileyim o tipik saydığımız işte burun kaşıntısıdır, burun akmasıdır, gözlerdeki sulanmadır, hapşırıktır. Hı hı. Bunlar var ve bunlarla beraber de bir geniz akıntısı hı. da varsa, saman nezlesiyle birlikte gelişen bir e, sinüsiti vardır, kronik sinüsiti vardır, kronik yani eşlik eden bir kronik de vardır, ona bağlı bir geniz akıntısı vardır. Evet. Ama tabii ki bunlar yoksa, tek başına bir geniz akıntısı varsa mutlaka bir e, kulak, kulak boğaz bazı uzmanından hı. bir belki endoskopik muayene, belki bir tomografi, paranazal sinüs tomografisi dediğimiz tomografilerle durumun netleştirilmesi lazım. Evet. E, oğlum ev tozuna karşı alerjisi var. Yıllardır uğraşıyoruz. Yeşillik alanına giremiyoruz. E, sabah erken saatte pencereleri açamıyoruz. Ne tavsiye edersiniz demiş. Yani alerjik bir birey de kendisine tarif et Aslında gerekli şeyleri yapmış. E, evet. çünkü Polen alerjik olanlarda, saman nezesi olanlarda daha çok işte evi havalandıracaksınız çıkacaksanız öğleden sonra akşam evet. saatlerinizde çünkü polenizasyon en çok sabah, sabah saatlerinde olur. Özellikle güneşli havalarda ki bu hastalar zaten güneş alerjim var diye bize gelirler. Evet. Yine rüzgarlı havalarda şikayetler artabilir. Bunlar kaçma yöntemleri. Yani evet. alerjiden ama ne yaparsanız yapın çok kaçmak mümkün değil. Hatta öyle polenler yayılması var ki 200 kilometreye kadar yayılabiliyor. Yani evet. e, çok da Kaçmak mümkün olmuyor maalesef. Hı hı. İşte bu durumda da mutlaka tedavi ön plana çıkıyor. İlk evet. başta dediğimiz hastalığı kontrol altına almaya çalışan medikal ilaç tedavisi. Hı hı. Bunların başında da işte o nazal e, kortizonlu spreyler geliyor. Antistaminikler geliyor. Ve e, onlarla kontrol sağlanamayan hastalarda da az önce bahsettiğim aşı tedavisi, halkın aşı dediğimiz alerjen immünoterapi, alerjen duyarsızlaşma tedavisi dediğimiz hı hı. tedaviler geliyor. Çocukluk yaşlarında da bu uygulanıyor. Tabii mu? ki yapılabiliyor. Evet. Hem alerji testleri yapılabilir, hem alerjen immünoterapisi yapılabilir. Hı hı. Ki e, şu da alerjen de sağlanabiliyor. Çoklu duyarsızlaşma karlıklar önlenebiliyor. Zaman içerisinde gelişecek diğer e, alerjilere de karşı önleyici olduğu Hı -hı. biliniyor. Örneğin bu hastalarda alerjik yürüyüş denilen bir durum vardır. Örneğin bu çocuk belki de bebekliğinde doğduğunda gıda alerjisi, e, inek süt alerjisi vardı, yumurta alerjisi vardı, çok Hı -hı. kaşınıyordu, cildinde şeyler vardı. Zaman içerisinde bu o atopik yürüyüş, alerjik yürüyüş içerisinde alerjik nitelik gelişti. Belki zaman içerisinde de astıma doğru bir gidiş olacak. Hı -hı. İşte bunu da önleyebilen bir tedavi yöntemi, ama tabii ki onun da indikasyonları, yani onun da bir e, uygulama için kriterleri var eğer o kriterleri evet. tutuyorsa ve o kriterleri karşılıyorsa ve herhangi bir dayanıklı oluşmayacak bir hasta pop şey ise <laughs> allergen aşıları alerjen immünoterapisi yapılabilir. yapılabilir hocam birkaç kez de söylediğiniz bir astıma <laughs> çevirebilir gibi anladım doğru mudur Tabii. yani basit bir saman nezlesi eğer tedavi edilmezse ve ilerlerse astım oluşturabilir mi? Yani kimde oluşur, nasıl oluşur hı hı. net kriterler yok tabii ki. Hı hı. Ama rinit alerjik olsun ya da olmasın. Az öncesinde bahsettiğiniz gibi özellikle ezyonofilik rinitlerde de hı hı. astım için bir risk faktörüdür. Ve astımlı hastaların %80'inde rinit semptomları vardır. Ve rinitli da yaklaşık yarısında yani 40 yüzde 50'sinde süreç içerisinde astım gelişir. Hmm. Ee, bu astım iler yani e, hafif de olabilir. E, i̇lerleyen dönemde ağır astıma da şey ilerleyebilir. Ama şey rinitin demiş. olması yani alerjik olsun ya da olmasın astım gelişimi için bir risk faktörüdür. Yaklaşık iki kat o riski artırır. İki iki buçuk kat bir e, art, artırır. Var. E, bölgesel farklılıklar var mı hocam? Mesela Türkiye'ye baktığımız zaman işte şu bölgelerde daha yoğun, şu bölgeler daha güvenli diyebiliyor muyuz? Ya yani, tabii ki bu duyarlı olduğunuz alerjene göre değişir. Örneğin İstanbul'da Marmara bölgesinde, Karadeniz'de yaşıyorsanız daha çok e, ev tozu hı hı. E, çünkü nemli bölgeleri sever. O ona şey ama polenizasyon için e, bitki örtüsünün olması gereklidir ve e, ağaçların olduğu, bu polenlerin saçıldığı coğrafik bölgede, yoğun olduğu bölgede daha yoğun eee olur. Ve özellikle bir de bunun üzerine şey ekleniyorsa, çevre kirliliği gibi, trafik yoğunluğu gibi etkileniyorsa özellikle bu da gösterilmiştir ki alerjik nitli hastalarda e, çevre kirliliğinin artmasıyla birlikte poliklinik sayıları artar. Poliklinik hmm. başvuruları artar. Evet. E, bunlar da hem hastalık oluşumunu hem de hastalığın daha ağır seyretmesini etkileyen faktörlerdir. E, tabii ki e, örneğin e, çölde polen olmayacağı için alerjik nit olması <laughs> beklenmez. Ya da kutupta e, çok beklenmez. E, ama sizin e, duyarlılığınız varsa yani bir e, polen olsun, ev tozu olsun, herhangi bir şey olsun. Siz ona karşı bir duyarlılık geliştirmişseniz evet. ve o duyarlı olduğunuz şey sizde alerji yapmışsa hı hı. ve siz o bölgede yaşıyorsanız alerjiniz olmaması için hiçbir neden yok. Kurtul şansınız yok. Evet. Yani. evet. Hocam e, şimdi testlerden falan bahsediyorsunuz. herhalde tanılarda kullanıyor Evet. Bunu. E, tanıyı biraz açabilir miyiz? Yani tanıda ne gibi basamaklardan geçiyoruz? Tabii. Öncelikle hastalığın tipik öyküsünün olması lazım ve bu tipik öyküyü az önce saydığım öyküyü veren hastalarda evet. alerjik mi diyeyim ayrımını yapmak için alerji deri testlerini yapıyoruz. Hı hı. Cilt prick testi diyoruz ona biz. Alerji deri testlerini yaptığınızda zor mudur, e, acılı mıdır bu arada? <gülüyor> <gülüyor> e, yok gayet. Epey bir e, iğne batırıyorsunuz çünkü. Evet. E, <laughs> çok öyle hastalar endişeye kapılmasın. Çok Aha. zaten onların artık gelişmiş özel aplikatör dediğimiz cihazları da var. Aha. Eskiden böyle teker teker batırırdık ama şimdi komple batırıp yaklaşık 15-20 dakika içerisinde sonuç veren testlerdir. Çok Güvenilir şarkı. testlerdir ve hı hı. şey de tanıyı da koyduran testlerdir. Yani hastanın öyküsüyle ve bu son tanı dediğimiz bu provokasyon yani hastayı kesin tanısını koyduğumuz testlerle de korelasyonu çok iyidir. Hı -hı. Yani eğer güvenilir bir yerde yapılıyorsa iyi alerjenlerle yani standartizasyonu iyi yapılmış alerjenlerle yapılıyorsa evet. e, etkinliği e, yüksek testlerdir Hı -hı. ve 15-20 dakika içerisinde e, sonuç verir. E, ama bazen hastanın kolunda e, yapılamaz yani e, yara vardır Hı -hı. ya da e, az önce dediğimiz antihistaminik gibi ilaçlar kullanıyordur. Bunlar e, sonuç oluşmasını engeller çünkü istamin yanı tırd aslında baktığımız. Evet. Antihistaminik kullandığı için de Hı -hı. sonuç oluşmaz. Hı -hı. E, bu hastalarda da kanda bakılan spesifik IgE dediğimiz bu özel antikorları işte bu alerjenleri baktığımız kan testleri kan var. Testleri, bunlar evet. e, tabii ki bunlar da iyidir. Bunların da güvenilirliği yüksektir ama daha pahalı ve daha uzun dönemde sonuç verir. Hı -hı. E, ama e, bunlar eğer bunlarla da sonuç alamıyorsak e, provokasyon testi dediğimiz işte alerjenle e, buruna provokasyon sonrası işte burundan ölçümler yapılır. E, bunlar da Her merkezde değil ama yapılabilir. Sizin az önce bahsettiğiniz çok kullanılmıyor ama ayrıca tanıda işte o burundan sürüntü alıp eozinofil bakılabilir, Hı -hı. nötrofil bakılabilir. Yani hücre bunlar hücredir. Hücre şeyle bakılabilir. Bunlara yönelik ya da işte kulak burun boğazcı arkadaşlarımızın yaptığı endoskopik muayene, işte burun içerisinde et var mı yani farklı tanıya yönelik tanısal süreçler işletilebilir. Ama alerjinin tanısı, saman nezlesinin tanısı tipik semptomu olan yani şikayet olan hastalarda yapılan alerji deri testiyle sonucun uyumlu olması. Hocam testler çok e, standartlar <laughs> içerisinde yapılsa bile e, saptıyamadığımız alerjenler olabiliyor mu? Tabii ki onun adı da var zaten Hı -hı. ona da e, lokal alerji deniyor. Evet. Örneğin hastanın çok tipik semptomları var e ama evet. siz ne yaparsanız yapın hem kandaki o spesifik IgE dediğimiz antikorlara bakın hem ee cilt testi, prik testini yapın evet. e sonuç alamıyorsunuz ama burna özel alerji diyoruz işte ona lokal alerji ba ee bazı hastalarda bu olabiliyor onun tanısında daha az önce dediğim o ee provoke ettiğimiz e, ne diyeyim e, Türkçe e, hastalarımıza uyardığımız. Uya, evet. Uyardığımız. Uyarı, uyarı evet, O alerjenlerin evet. uyarılması sonucu işte bakılan o burun akımızları Normalde bakılır. Alerjen bilir Tekrar bakılır. Eğer akımda hmm. düşüşlük varsa onlarla tanı doğrulamaya gidilebilir. Evet. Hakikaten olabilir. Buruna özel alerji olabilir ama e, yine de olabilir. Yani hani bunlar sizin dediğiniz gibi ya bizim o e, hastanın e, geliştirdiği duyarlılığı hmm. bizim koyduğumuz testlerde e, gösteremeyebiliriz. Hmm. Yani farklı bir alerjen olabilir ama bu Evet. Çok şey geçmez. Ee, yani eğer siz yaşadığınız bölgeye uygun bir e, alerji seçimi yapıp e, hı hı. güzel ya iyi bir yerde de yapıyorsanız çok büyük olasılıkla e, şeyinizle tanıyı koyarsınız. E, öykünüzle hı hı. E, tanı netleşir. E, tabii ki dediğiniz durum her zaman olabilir. Evet. Hı. Ama bu yüzde beşi yüzde onu geçmez. Güzel. Güzel. E, şimdi tanıyı koyduk hocam. E, tedavide ne yapıyoruz? Tedavide öncelikle hastanın alerjenini saptadığımız şeyden uzak durmasını. Uzak. Hı -hı. Çünkü alerjide temel prensip alerjik olduğu şeyden uzak durmadır. Örneğin kedi alerjisini saptamışsak, e, kedisi varsa evde, Hı -hı. E, çok büyük olasılıkla hani kediden uzaklaşmasını isteriz. Ayrılamıyorsa da e, tedavi tabii ki mutlaka veririz ama Hı -hı. daha böyle e, şeyler yapılabilir. Eee ne diyeyim yatak odasını almasını istemeyiz. Kucağına yani, almasını. Evet belki onlar e, ne bileyim e, kediyle salonda oynadıktan sonra e, kedisini sevdikten sonra yatak odasına giderken üstünü değiştirebilir. Bir duş alabilir duş yani hı. o alerjenlerle oraya girmeyebilir. ya yani Bunlar yap ama bunlar kesin çözüm olur mu? Olmaz. Çünkü kedi alerjeni güçlü bir alerjendir ve e, hatta şunu da söyleyeyim örneğin sizin evinizde kedi var. Hı hı. Sizin keder alerjiniz yok. Benim keder alerjim var. Buraya bir ortak şey yapıyoruz. Onlar bile beni duyarlı şey yapabilir. Benim üzerimdeki tabi Tabii e, taşınır, e, taşınır çünkü. Onlar bile şikayet ediyor. Ama bahar alerjisi üzerinde konuşuyorsak bu programın adı bahar alerjisi ise. Evet. E, az önce de dedim. E, daha çok işte ev havalandırılacaksa akşam saatlerinde öğleden sonra tamam. saatlerinde olur. Hı hı. E, bu saatlerde yürüyüşe çıkmak önerilebilir. Hı hı. E, yine... E, bunlar tabii ki alerjenden kaçıp ama tabii ki semptomlar varsa mutlaka bunu tedavi etmek lazım. Tedavide de semptomun yoğunluğuna göre. Eğer semptomlarınız çok yoğunsa, yaşam kaliteniz etkilenmişse, uyku probleminiz varsa, işte ne bileyim çocuklarda bu ee, okul başarısızlığına kadar gidebilir, yorgunluk yapabilir, halsizlik yapabilir. Yani bu şikayetler yaşam kalitenizde etkilenmişse semptomlar da yoğunsa evet. mutlaka medikal tedaviyle bu şikayetleri kontrol altına almak lazım ki hı hı. medikal tedavide de burun içine kullanılan o nazal steroid içeren nazal steroidler en etkin tedavi lerdir. Evet. Ama semptomlar hafifse bir basamak tedavisi şeklinde antihistaminiklerle başlanabilir. Şikayet alınamıyorsa, yanıt alınamıyorsa şikayetlerin azasıyla öteklenebilir. Ee, belki bunlar kombine kullanılabilir. Bu Montelukast dediğimiz e, lokatürel reseptör antikonistleri vardır. Bunlar tedaviye eklenebilir. Hala yanıt yoksa ve hastanın profili de uygunsa bu immünoterapi dediğimiz halkımızın aşılı değil tedavi yöntemleri bu hastalara önerilebilir. Hı -hı. Ee, basamak basamak ve hastanın artık durumuna göre evet, herhalde evet. E, değişen tedavi değişen yöntemlerinde tedavi. Ne kadar sürüyor hocam tedavisi? Yani o yaz boyu o semptomlar devam Evet. E... boyunca devam ediyor muyuz? Genellikle şöyle yapıyoruz. E, semptomlar başlamadan. Çünkü hasta profilini bilir. Kendi şeyini bilir. Aha. Örneğin dediğim gibi çimen alerjisi varsa önceki Türkiye'de, yıl yaşamıştır zaten evet, sıkıntıları. Evet 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 evet. E, çimen alerjisi vardır. Eee e, Türkiye'deki belki de en sık rastlanan bu penisim e, alerjilerinden bir tanesidir. E, özellikle dediğim gibi e, mayıs gibi başlar. E, Haziran, mayıs, Haziran, Temmuz en yoğun dönemini yaşar. E, i̇şte mayıs ayında başlıyor diyorsa belki biz Nisan sonu gibi tedaviye başlarız. Semptomlar oluşmadan tamam. çünkü e, yoğun olduğu zaman, o en yoğun olduğu zaman belki tedaviye başlayan e, yanıt daha az olabilir işte hı. semptom başlamadan önce genellikle tedavinin başlamasını isteriz evet. semptomlar bittikten 1-2 hafta sonra da tedaviye devam etmesini isteriz hı hı, hı. örneğin ağustos ayı gibi bitiyor de olsa ağustosun sonu gibi ne kadar kullanmasını isteriz sonra da hastanın tedaviyi bırakmasını takip öneririz ama evet. tabii ki bu hastalarda gelişen süreç içerisinde farklı alerjiler geliştirebilir farklı e, ya da hastaların tamamı böyle saman nezlesi bahar nezlesi şeklinde de gelmeyebiliyor hem ev tozu alerjisi olabiliyor hem e, saman nezesi olabiliyor o hasta profilinde de farklı tedavi yöntemleri. tabii ki onun Hı. klinik durumuna göre Hı. uygulayabilirsiniz. Anladım. Bu e, aşı tedavisi uzun sürüyor herhalde değil mi? O hani böyle e, bir iki haftalık bir iki aylık bir tedavi değil. Aşı tedavisi hakikaten özellikle bu korona döneminde zaten çok başlamıyoruz. Hı hı. Ee, neden? Çünkü haftalık gelmeleri gerekiyor. Evet. Bir yaklaşık bizim onun da iki tane şeyi vardır, dönemi vardır. Bir başlangıç dönemi, bir de idame dediğimiz süreyen dönem, kronik dönemi diyelim. Evet. Ee, süreyen dönemi vardır. İşte o başlangıç döneminde her hafta şeye gelir uygulamaya gelir ve yaklaşık en az yarım saatte klinikte kalır. Hı. Çünkü onun da yan etkisi oluşabilir. Çünkü alerjen veriyorsunuz. E, çok beklemeseniz de en ciddi alerjik reaksiyon dediğimiz bu anafilaksi denilen tablolara olmasın diye hı hı. yarım saat. aynı şimdi de bekletiyoruz ya şu korona aşısında falan e, hastalar bilir en az 15 dakika gittiği yerde bekler. E, beklemek durumundadır. E, bu başlangıç döneminde ama yaklaşık bir 2-3 ay sürer. Bu sonra idameye geçtiğimizde her ay gelinir. Hı hı. Ve eğer klinik yanıt alırsak ee, bir yıl içerisinde yanıt alamadığımız hastaları keseriz ama klinik yanıtı almışsak en az 3 yıl o tedaviye devam Oo. ederiz. Ee, çünkü e, yapılan çalışmalarda uzun dönem etkinliğinin en az 3 yıl yapılan yap e, çalışmalarda bu çok net olarak ortaya konmuştur. 3 hmm. yıldan önce kesmeyiz ee, eğer bir hastada bir zorunluluk olmazsa örneğin gebe kalmazsa. <gülüyor> <gülüyor> Doğru tabii. Evet farklı bir şey olmaz ya yani da hasta... Tayin olup gitmezse farklı Hı -hı. bir şey olmazsa Hı -hı. 3 yıldan önce kesmeyi istemeyiz. Hı -hı. Hatta e, bu ara alerjisi dediğimiz hastalarda Hı -hı. E, bazen e, ömür boyu yaptığımız hastalarda olabiliyor. E, bu Hı -hı. şey için demiyorum ama saman samannez için konuşmuyorum ama Evet. E, onlarda genellikle 5 yıldan önce kesmeyiz. Hı -hı. E, çünkü daha etkin olduğunu biliriz 5 yıl yapılan şeylerin. E, bazı hastalarda da bunu e, risk çok fazlaysa Hı -hı. E, ömür boyu da sürdürülebilir. Hı -hı. Ama alerjik rinit için en az 3 yıl. Hı -hı. Peki kişinin tedavi olmadığını farz edersek ciddi sonuçlara sebep olabilir mi? Tedavi olmadı şikayetleri var böyle işte ya birkaç ay geçiyor bende ondan sonra <laughs> idare ediyorum. Yani doktora evet. gidemiyor belki ortamından <laughs> dolayı falan. O tamamen kişinin şeyine bağlı. Ciddi sonuçlar. Ciddi sonuçlar mı? Şöyle yani sonuçta alerjik rinitiniz var bu Hı -hı. çok ciddi öyle bir kanser değildir bu. Evet. Öyle söyleyeyim yani ama ileride astım gelişebilir. Hı. ama gelişmeyebilir. Ama e, şunu e, söylemek isterim. Bu hastalarda hakikaten bir e, antihistaminik kullanıyor. Gerçi yeni jenerasyon antihistaminiklerde bu sedasyon dediğimiz uyku hali çok yapmazlar ama yapabilir. Evet. Ya bunların da e, bu bunları kullanan hastalarda bu olabilir ya da bu hastalarda uyku problemidir zaten. Hı hı. Ya uyku etkilenebiliyor ve bu uykusuzluk yapabiliyor, ee, Uykunun e, yapısını bozuyor. Dolayısıyla e, efektif bir uyku olamayan hastalarda gün içerisinde bu uykuya uykuya kalma durumları olabiliyor. Örneğin siz araçtasınız, trafik kullanıyorsunuz. Eğer bir trafik kazası, ölümcül bir trafik hı hı. kazası geçirdiğinizde hastalığın kendisi değil ama bakın işte sonuçları evet. ciddi bir duruma yol açabilir. Yani bu bağlamda da değerlendirmek lazım. Hı hı. Ama alerjik linit zaman içerisinde gerileyebilir ilaçsız ya da ilaçsız. Hı hı. E, ağırlaşabilir, az şey yapabilir. Hı hı. Yani bu, bu gözle bakmak lazım. Ama yaşam kalitenizi bozuyor bir kere. O Tabii o kesin. kesin. Yani yaşam onu... kalitesini bozar, iş verimliliğinizi düşür. Hatta şu yapılan çok gösterilmişti çocuklarda yapılan çalışmalarda özellikle bahar ve yaz aylarında yapılan sınavlarda daha başarısızlar. Hı hı. Semptomatik alerjik nit yaşayan çocuklar hmm. ve bu ciddi anlamda da yaklaşık iki kata yakın bir evet. e, şeyi vardır riski vardır artırır özellikle bir de bunu bir sedatize canti yani kullandığınızda bu risk daha da artar hmm. e, hakikaten ciddi anlamda yaşam kalitesini etkileyen hmm. hastalıklardır yani çünkü çevremde de çok şahit oluyorum böyle saman nezlesi olan işte bu tür alerjiler olan bazı arkadaşlarımız Gidip eczaneden kendileri ya yani bir antipsistaminik alıyorlar. Evet. İki ay kullanıyorum hocam rahatlıyorum diyor. Ondan sonra zaten geçiyor Evet. falan gibi. Aslında basamak tedavisinin kendi çok da yanlış mı? Birinci Eğer basamağı tanı, kendileri evet, yapıyor aslında. E, tanı konduysa, e, tedavide o şekilde önerildiyse Hı. yapabilir. Ama farklı bir şey gelişiyorsa, tedaviye yanıt vermiyorsa Hı. ya benim de alerjik genetle örtüşmeyen Şikayeti başlamışsa, burun kanaması başlamışsa, şikayetler tek taraflıysa, evet. beraberinde ateş varsa, örneğin şu anda bir salgın dönemindeyiz, evet, evet. ya bu durumda mutlaka hani bunu yapmadan önce bir evet. hekimden, bir e, sağlık kuruluşundan evet. e, görüş alması önemli. Hocam hazır gelmişken şimdi Covid yeniden böyle bir dalga, üçüncü dalga yaşıyoruz Ne yazık Maalesef. Ki çok sıkıntılıyız. Bu dönemde aynı zamanda saman nezlesi olan bir arkadaşımızı düşünelim. Ya tam benim alerji dönemim başladı diyor ama yani Covid'le semptomlar da birbirleri karışabilir mi? Neye dikkat etsinler? <laughs> çok güzel. Çok teşekkür ederim bu soruyu da sorduğunuz için. Ee, hakikaten e, çok ayıramayabilirsiniz. Evet. Örtüşebilir. Özellikle e, o e, ilk başlangıcında hem Covid'in hem de o mevsime girişle birlikte şikayetlerin ilk döneminde bu e, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırık olabilir. ikisinde de kesişen kümedir bu. Evet. Ama COVID lehine ise daha çok ani başlayan bir kokukabı varsa COVID düşünmek evet. lazım. Ya da ateş varsa, yaygın kırgınlık, halsizlik varsa COVID lehine düşünmek lazım. Evet. Yine COVIDli hastaların yaklaşık %30'unda e, ishal gibi şikayetler olabilir. Yani evet. Bunlar da beraberinde varsa COVID lehine düşünmek lazım. Evet. İşte daha çok kaşıntı varsa burun kaşıntısı ve göz kaşıntısı varsa ve diğerleri buna eşlik etmiyorsa daha çok alerji düşünülebilir ama kesin tanıyı için mutlaka PCR la göstermek lazım Hı. ama e, ama Covid özelinde özellikle ateşin olması yaygın halsizlik kırgınlığın olması e, ne bileyim beraberinde ishalin olması e, ani koku kaybı çünkü rinitli hastalarda da koku kaybı olabilir bazı hastalarda özellikle polip gelişen hastalarda olabilir ama Hı. ani gelişen bir koku kaybından bahsediyorum evet. eğer bu varsa daha çok Covid enfeksiyonu düşünmek Hı. lazım Sars-CoV-2 enfeksiyonu düşün düşünmek lazım. O zaman yani bahar nezlesine tekrar başlıyor falan deyip ihmal etmemek gerekiyor. Evet, özellikle Tekine de ateş, lazım. Varsa, 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 öksürük varsa, yaygın kırgınlık, halsizlik varsa, evet. bunları mutlaka bir testle doğrulamak lazım. Alerjik yani, mi yoksa COVID'e bağlı mı diye. Hocam yine bir sorumuz var. Evet. Merhabalar. Babamın ağrı kesici kullandığında vücudunda kabarma, kızarıklık, nefes alamama durumu oldu. E, parasitomole karşı alerji olduğu söylendi fakat test yapılmadı. E, nedeni nedir acaba? Ne yapabiliriz? 67 yaşında teşekkürler demiş. Aslında bugünün gündemi değil ama evet. önemli bir e, soru. E, hakikaten o parasitomol alerjisi diyen hekim büyük olasılıkla parastemol içeren bir ağrı kesici sonrası oldu. Öykü. Ondan çünkü, dolayı. Ondan dolayı evet. denmiştir. E, öykü tabii ki çok önemli bu ilaç alerjilerinde. Bir evet. daha o, ve anlattığı şikayetler de ciddi şikayetler aslında. Bu e, nefes darlığının olması, döküntünün olması aslında bir anafilaksi dediğimiz ciddi alerjik bir reaksiyon evet. tarifliyor. Hı hı. E, kesinlikle ağrı kesici kullanmayı e, bırakacak ve güvenli ağrı kesici temini için herhangi bir alerji kliniğinden e, görüş alacaklar. Hı hı. Onların Peki testleri yapılacak. Ağrı kesici dikkat edin. Evet. Evet. evet şu süreçte kullanmayacak e, hı hı. ya da e, bu, bu olaydan sonra güvenle kullanabildiği bir ağrı kesici varsa rahat edebilir yani o onunla ama hmm. bu olaydan sonra ağrı kesici de kullanmamışsa mutlaka bir alerji kliniğine başvurması. Evet. Hocam şu devam eden bir soru grubu var. Onu isterseniz okuyayım. hayırlı ramazanlar. Teşekkür ediyoruz. 7 yaşında kızım var. Aşırı alerjisi var. Hayvan tüylerine, tüylü meyvelere karşı da alerjimiz var. gözlerde de alerji çıktı. Sürekli hapşırıyoruz. Sürekli burun spreyi kullanıyoruz ama hapşırmamız geçmiyor. Havada uçuşan tozlara bir de e, alerjimiz oluyor. Ne önerirsiniz?" demiş. Eee ya mutlaka bir e, çocuk alerji kliniğine başvurmasını öneririm. E, anlattığı semptomlar tipik. Uyuyor. Hı hı. E, test yapılması lazım. niye karşı alerjisinin olduğu göstermesi tamam. lazım. E, dediğim gibi hem alerjenle karşılaştığındaki o ani konuşmamızın ilk başındaki semptomlar var. Hem de bazen böyle uçuşan şeyler, ne bileyim bu sigara dumanı olabilir, farklı şeyler. irritan dediğimiz bir e, hiperreaktivite durumu da gelişmiş. Bunlara karşı da verebilir. Hı hı. Yani illaki bunlara karşı alerjik olacak anlamına gelmez. Evet. E, i̇rritanlar da. Çünkü orada bir yangın var bir hmm. e, iltihabi durum var e, enfeksiyöz olmayan bunlar tetikleyebilir e, ve tedaviye rağmen de şikayetleri var ve yaşam kalitesi etkilenmişse e, alerjen temasına, örneğin bu evinde tabii ki hala, hala devam ediyorsa bu semptomların önlem bekleyemezsiniz zaten. Hmm. eğer Onları ortadan kaldırmak evet, evet eğer ve testte de onu gösterilmişse, duyarlılık gösterilmişse ayırmanız lazım. Eğer hala e, yanıt alınamıyorsa, dedim aşı tedavisi uygunsa onlar denenebilir. E, bu bu şekilde yani bu bir alerji, çocuk alerji kliniğinin takibine girmesi Uzun süreli takip ve dediğim gibi evet. belki o e, uzun süreli aşı tedavilerine e, ihtiyaç gösterebilir. E, son bir soru daha alalım hocam. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hayırlı Ramazanlar. Ben de astım var. Sürekli boğaz ağrısı ve polenlerin olduğu yerde yaşamak durumundayım. Esneme oluyor. Hapşırmada yanlar ve sırtım çok ağrıyor. Sebebi ne olabilir demiş. Yani e, hapşırınca bu Muhtemelen kas ağrısı ka, gibi. evet, kas ağrısı evet, kas gibi. Kas gibi oluyor. Bu semptomlar hani alerjiye bağlı mı değil mi onun için test yapmak Doğru. lazım. Astım alerjik de olabilir, alerjik olmuyor da bilir. Hı. Ya illa ki alerjik olan hastaların tamamında astım olacak diye bir durum yok. Çünkü erişkin e, görülen astımların çok büyük bir kısmı da aslında nan alerjik dediğimiz alerjik olmayan astım formudur. Onu değerlendirilmesi lazım. boğaz aslında, ağrısı yapar mı hocam? O da boğaz ya, ya, hastalıklarda alerjik hastalıklarda boğaz ağrısı tipik değildir ama boğaz ağrısı olabilir. Hı. Boğaz ağrısı. Ya onlar daha böyle ne bileyim geniz akıntısı dediğimiz, öksürük dediğimiz Aha. tipik semptomlar içine saymadım ama boğaz ağrısı alerjik hastalıklarda olabilir. Ama boğaz ağrısı tabii ki COVID'de de olabilir, bir enfeksiyonda da olabilir, <laughs> e, farklı şeylerden de olabilir. Ama alerjik hastalıklarda da boğaz ağrısı o alerjik dönemde olabilir. E, son olarak hocam e, kısaca bahar alerjisinden korunmak için nereye dikkat edelim hayatımızda? polen duyarlılığınız varsa bahar alerjiniz varsa aslında bunlardan kaçış çok mümkün olmayabilir. Evet. Ama özellikle spor yapacaksak ya da yürüyüş yapacaksak polenlerin daha az olduğu belki o şey takip edilebilir. Eğer internette varsa o şehrinizin o polen Poliner, evet. evet polen çizelgesi. Hı hı. O çizelgenin az olduğu dönemlerde yapılabilir. Ne bileyim hı hı. işte bu hava kirliliğinin de yine bu internette izlenebiliyor. Hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde bu şikayetler artar dedik. Onlar takip edilebilir ve hava kirliliğinin daha az olduğu dönemlerde bunlar yapılabilir. Evet. Ev havalandırılacaksa havalandırma işlemi sabah değil ama e öğleden sonraya kaydırılabilir. Yine hı hı. özellikle güneşli ve rüzgarlı havalarda e şikayetler artar. Bu dönemde çok hani... Ee, dışarı çıkmaması önerilebilir ama bunlar nasıl yapacaksınız? Tabii çalışıyorsa soru, hekimsiniz evet. nasıl yapacaksınız bunu? Ne bileyim, bu, bu süreçte maske kullanılabilir mi? Yani evet. çok e, zannetmem ama yani çok iyi maskeler olması benim tattığım gibi üç hem özellikli maskeler koruyabilir. Güneş gözlükleri'nin belli bir yere kadar e, faydası olur ama bu hastalarda e, özellikle semptom varsa tedavi kullanmaları gerekir. Hı, evet. Yani e, direkt kendimizi evet. çok da koruyabileceğimiz evet. bir durum söz konusu değil, değil gibi duruyor. Değil, hayır. E, alternatif değil. takım şeyler kullanıyorlar zaman zaman e, izleyicilerimiz kendileri e, doktora danışmadan. Evet. E, bunların yeri var mı? Yani şöyle tabii ki çok sayıda hasta kullanıyor. Akapunktur örneğin hı hı. E, bu yapılabiliyor ya da bitkisel ilaçlar yapılabiliyor. Evet. Bunlardaki temel sorun şu. Bunlarla yapılmış bizim hani dediğimiz halkımıza, söyledi, randomize, çift gör, plasaba kontrolü çalışma dediğimiz yani hastalığı olan, hastalığı olmayan grup olacak. Evet. Bir yerine aktif bir akapunktur ya da bitkisel ilaç vereceksiniz. Bir hı. gruba vermeyeceksiniz. Bunları izleyeceksiniz evet. ve izledikten sonra hakikaten etkinlik nasıl? Hı -hı. onu bir Bu çalışmalar yok bu şeylerde. Hı -hı. Dolayısıyla bu veri olmadığı için de bir şey söylemek çok olası değil. Evet, evet. Bir de şu sıkıntı var. Dolayısıyla hani bu bitkisel ilaç örneğin bir eczaneden aldığınız ilacın içerisinde ne kadar olduğu bilinir. Hani yüksek risk grubu belirlenmiştir. Örneğin der ki bu hastayı verilen bin hastada şu şikayet olmuştur. Yüz hastada şu şikayet olmuştur. Yüz bin hastada şu şikayet olmuştur. Bu yok. Evet. ya Bunların örneğin karaciğer toksist karaciğere bir şey yapar mı böbreğe bir şey bu veri yok. Evet. E, dolayısıyla çok aşırıya kaçmama e, e, önerilebilir. Ve onlar da alerji evet, yapıyor e, söyledik. yani hani bir e, Tabii kullanılırsa. ki evet. Ya o sıkıntı var o grupta. Yoksa hani çok kullanan bana bunun iyi geldiğini söyleyen bize de geliyor. Aha. Ne bileyim hani tuz mağaralarına giden <laughs> hastalarımız var. Evinde tuz alan hastalarımız var. Akupunktur uygulayan hastalarımız var. Ozon tedavisi uygulayan hastalarımız var. Ama dediğim gibi bunlarda veri yok. Sonuçta hastaneye ve doktora çok rahat ulaşabiliyoruz. Evet. Güvenilir ilaçlara da rahat ulaşabiliyoruz. ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla güzel bir kontrolle, takiple bu dönemleri çok rahat atlatabiliriz diyoruz. Evet. Hocam çok, çok teşekkürler. Ben Gerçekten teşekkür ederim. Güzel, keyifli bir sohbet <laughs> oldu. Çok da güzel bilgiler verdiniz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bütün izleyicilerimizin de Ramazan'ını kutluyorum. Çok Hayırlı ederim. iftarlar diliyorum. Sağ olun. Herkese sağlıcakla. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Sayın Profesör Doktor Kurtuluş Aksu'yu ağırladık. Sizlere bahar alerjisi hakkında bilgi verdik. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.